arkadaşlar. Ben Çağlar Ali. Bir kez daha söz verdiğim gibi sizlerleyiz. Bu hafta hep birlikte daha önce söz verdiğim gibi Darth Vader'ın maskesini koyabileceğimiz bir stunt yapacağız. Daha doğrusu ben o standı daha önceden yaptım ama nasıl yapıldığını şimdi size göstereceğim. Stunt niye burada yok derseniz sahibine gitti. Yerinde yok. Onun yerine bir konuğumuz var. Groot bizimle bugün. Baby Groot bizimle. Groot hoş geldin. I am Groot. Nasılsın? I am Groot. Program hakkında bir şeyler. I am Groot. Neyse tamam boşver. Sormadım sen. Aynı şeyleri söyleyip duracağım. Çok bir önemli yok. Tamam sessiz ol yeterli. Şimdi isterseniz bir örnek görüntülere bakalım. Ondan sonra hep birlikte yapıma geçelim. Gördüğünüz gibi örnek görüntü falan yok. Nasıl olsun? Zaten yani ben kendi kafamda uydurdum yaptım. O yüzden böyle bir örnek stand falan bakmadım. Pringles kutusu, güllü tepsi falan kullandım. Yani siz de ne bulursanız onu kullanın. Adam kızdırmayın. Sen girme lafa. İşte. Hep birlikte yapacağız. Görelim nasıl yapılıyormuş, neye benziyormuş. Ben bir şablon buldum, onu kullandım internette. Aynı şablonu sizle paylaşacağım. Aslında standart bir resim dosyası. Kendim şablona çevirdim, onu nasıl yaptığımı da göreceksiniz. Siz aynı yöntemleri izlemek zorunda değilsiniz. Kendinize göre bir şeyler yapabilirsiniz. Bir saniye girme. O yüzden hani tamamıyla açık fikirli kalın. Benim nasıl yaptığıma bakın. Siz farklı bir şeyler yapabilirsiniz. Aklınıza daha iyi fikirler gelsin lütfen bana yorumlarda belirtin. Kullandığım resim dosyasını da aşağıda dediğim gibi linkle vereceğim. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. Evet, işe malzemelerimize bakarak başlayalım. Güllü tepsi, 2 tane Pringles kutusu. Bunlar ana malzemelerimiz kullanacağımız. Bir de benim internette bulduğum resmi şablon olarak kullanacağım ki orada bir imparatorluk amblemi ortaya çıksın istiyorum. Bu daha sonradan aklıma gelen bir fikirden hoşuma gitti. Öncelikle şablonu hazırlamakla başlayalım. Kenarlardaki fazlalıkları cetvel yardımıyla kesin. Ne kadar düzgün olursa işiniz. Daha sağlam, daha net bir iş ortaya çıkar. Daha sonra yine referans noktalarından keserek ana şablon oluşturmaya başlayacağız. Bunu da şöyle yaptım. Tepsimin çapını ölçtüm. 32 santimdi benim kullandığım tepsi. Bir daire olduğu için bunu da bir kare içine aldım. Karenin tam ortadan, yani bir ucunun 32 santime denk geldiğinden emin oldum. Bilgisayarda bunu yaptım. Ondan sonra çıktısını aldım böyle 4 tane A4'e. Şablonu yaptıktan sonra zaten bir test denemesi yapacağız. Oluyor mu olmuyor mu diye bakacağız. Gördüğünüz gibi parçaları birleştirmeye devam ediyoruz. Bantla muhakkak kuvvetlendirin. Çünkü tam çalışırken yerinden ayrılmasını istemezsiniz. Bu çok can sıkıcı olur. Kağıt yapıştırıcı sadece o anlık tutmasını sağlıyor ama banttan sonra işi sağlamlaştırıyor. Cetvel kullanmamın sebebi de çizgilerin düz olması isteyin. Böylece hizalarken net bir şekilde hizalayabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi İmparatorluğun amblemi ortaya çıkmaya başladı. Hatta ortaya çıktı, başladı. Onu da tam daire olarak yerinden kesmemiz gerekiyor ki tepsinin üzerine koyup deneyebilelim. Güllü tepsimizi daha karanlık, daha sert, daha acımasız bir şeye dönüştürebilelim. Evet, bakalım şimdi olacak mı? Tepsimizi aldık, koyuyoruz. Voilà. Tam denk geldi. Şimdi yapmamız gereken şey ise beyaz kısımları yerinden çıkarmak. Çünkü böylece bizim şablonumuzu oluşturmamıza izin verecek. Bunu da yavaş yavaş yapın, acele etmeyin. Gördüğünüz gibi parçayı söktüm, geri kalanını da aynı şekilde keseceğim. Bunu size uzun uzadıya göstermeye gerek yok. Böylece elimizde içinde boşluklar olan bir imparatorluk amblemi oldu. Hangi yüzeye yapacaksanız oranın tamamını maskeleme bandıyla kaplamanız gerekiyor. Burada en önemli olan şey maskeleme bandların birbirinin üzerine bindiğinden emin olun. Aksi takdirde keserken bir parça gelecek, bir diğer parça gelmeyecektir. Bu işi uzatacaktır. Ama birbirinin üzerine bindiğinden emin olursanız daha rahat olur. Bu şekilde tamamını kaplıyoruz. Daha sonra şu kenardaki fazlalıkları kesmeniz gerekiyor. Bu kısımlarda acele etmeyin. Bir kez daha yapıştırıp bir kez daha sökmekle uğraşmak istemezsiniz. Tek seferde yapmış olun. Mavi de gayet yakıştı açıkçası tepsimize diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi tamam, maskeleme bandıyla kapladık. Şimdi şablonumuzu yerine koyuyoruz. Kenarlardan bantla tutturun ki siz üzerinde çalışırken kaymasın. Kalemle boşlukları maskeleme bandının üzerine geçiriyoruz. Bu kısımda da acele etmeyin. Çizgilerinizin net olduğundan, iyice bastırdığınızdan, daha sonra kaldırdığınızda bir daha çizmek zorunda olmayacağınızdan emin olun. Gördüğünüz gibi bittiğinde de bu şekilde imparatorluk amblemini maskeleme bandının üzerine geçirmiş olduk. Şimdi bu çizdiğimiz kısımları yine acele etmeden yavaş yavaş
maket bıçağımızla kesiyoruz. Burada önemli olan şey bu küçük kısımların, yani daha önce beyaz olan kısımların orada kalması. Benim tepsimin rengi beyaz olduğu için ben onların orada kalmasını istiyorum. Başka kullandığınız şeylerin rengine göre bunu planlamanız gerekir. Diğer kısımları gördüğünüz gibi söküyoruz ki bu çok eğlenceli bir şey. Geriye bir tek imparatorluk amblemi kalacak. Evet. Şablonu çıkarma, zemin üzerine aktarma işlemi bitti. Sıra geldi Pringles kutularına. Pringles kutularını nereye yapıştıracaksanız o kısımdaki maskelenme bantlarını kesmeniz gerekiyor. Bandın üzerine yapıştırmak istemezseniz bant söküldüğünde o da yerinden gelecektir. Bant da orada sonsuza kadar durmayacağına göre. Evet, yerlerini açıyoruz. Şimdi benim maskemin biraz büyük olduğu için iki tane Pringles kutusu ancak denk geliyor. Ağız açık kısımlarına birbirine silikonla yapıştırıp artık bir fon parçasıyla taşan silikonları temizlerseniz daha düzgün bir görüntü elde edersiniz. Pringles kutularını bir kere yapıştırdıktan sonra arka yüzeyle çalışmak, boyamak çok zor olacak. O yüzden önce güllü kısmı bir kere boyayıp bu işten kurtuluyorum. Kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra gördüğünüz gibi orası siyah oldu. Esas yüzeyimize çalışmaya devam edebiliriz. Şimdi geldi sıra Pringles kutularını yapıştırmaya. İki yüzeye de silikonu basıp yerine yapıştırıp bir süre beklerseniz gördüğünüz gibi taş gibi sağlam oluyor. Bunu Migros'ta buldum, yanlış hatırlamıyorsam 10 lira gibi bir şeydi. Güzel bir süs olabilir diye düşündüm. Ama önce şu kırmızı zımbırttan kurtulmak gerekiyor. Bir de yerlerinden açıp şu yalancı kırmızı ışını atıyorum. Daha sonra vidaları geri takıp elimizde gördüğünüz gibi Vader'ın bir ışın kılıcı oldu. Onun için de şöyle kendim küçük bir stand parçası çizdim. Yani bu elinizdeki kılıç vesaire ya bir şey koyacaksanız onun büyüklüğüne göre kendinizin yapması gereken bir şey. O yüzden herhangi bir şey koymuyorum bununla ilgili. 4 tane kestim parçalardan. Bu tırtırıklı yüzeyler değil de düz yüzeyleri yapıştırıp tırtırıklı yüzeyleri güzel bir desen olarak kullanmak istedim bu sefer. Burada öyle bir değişiklik olsun istedim. Kontak yapıştırıcıyı sürüp kurumasını bekledikten sonra parçaları birbirine yapıştırdım. Biraz zımpara kimseye zarar vermez diye düşünüyorum. Küçük bir deneme. Evet, ışık kılıcımız doğru bir şekilde duruyor. Sıra geldi modpatch sürmeye. Yalnız zeminlerine kesinlikle, yani yapıştırıcının denk geleceği yere modpatch sürmeyin. Modpatch yapışmanın yapıştırmasına engel olur aksi takdirde. Oralar muhakkak kuru kalsın. Daha sonra nereye koyacağımı hesaplamak için maskeyi bir kere yerine koyuyorum. Kılıç maskeye çarpmasın vesaire diye. Yerlere karar verdikten sonra eğer maskeleme bandının olduğu yere denk geliyorsa bendeki gibi oraları da sökmeniz gerekiyor aynı şekilde. Acele etmeyin buralarda bir kere çünkü yanlış yaparsanız bir sürü şey başlamak zorunda kalırsınız. Yavaş yavaş sökün. Yine sıcak silikon yardımıyla bu parçaları da yerine tutturuyorum. Bir kez daha ışın kılıcımızı koyup deniyoruz ve evet yerinde gayet duruyor. Sıra geldi siyah spreyle abanmaya. Gördüğünüz tepsinin her yanına Pringles kutularına siyah spreyimizi boca ediyoruz. Ben yine arta kalan parlak siyah spreyimi kullandım. Farklı renklerde kullanabilirsiniz. Artık size kalmış o. Bu maskeleme bantlarını yavaş yavaş söküyoruz. Bunu sökerken muhakkak zemine yatay tutmaya çalışın. Dik bir şekilde sökerseniz boyanın bir kısmını söküp gelebilir. Acele etmeyin, yavaş yavaş sökün. Mümkünse bir gün kurumaya bırakın, daha iyi olur. Eğer bazı yerlerde siyah boya taşmışsa beyaz boya sürerek onları kapatabilirsiniz. Ve böylece bitti. Evet, gördüğünüz gibi bitti. Burada olsaydı yanında duracaktı Groot yarın ama dediğim gibi sahibine gitti. O yüzden şu an elimizde değil stand. Zaten ne nasıl yapıldığını, ne olduğunu da gördünüz. Daha fazla bir görsel ihtiyacınız yok diye düşünüyorum. Programı kapatırken söylemek istediğim şey var mı? Yok. Tahmin etmiştim. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.